Hocam bir maç sonrası yine birlikteyiz. Yine duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, skorda fark olabilir ama oyunun içerisine baktığımız zaman istediğimiz oyunları yapabiliyoruz artık. Oyunlardan sonra gol bulabiliyoruz. Tabii ki gücümüz yetmiyor. Savunmanın içerisinde ve çocukların fiziksel zayıflığından kaynaklı bu skorun bu hale gelmiş olmasına sebep oluyor. Bu nedenle her geçen gün çocuklarda bir kat daha handbolu bilerek, handbolu isteyerek oynuyorlar. Ve oynarken de tabii ki sahaya nasıl, neyi yansıttığımız önemli. Biz oyunları en son gole nasıl ulaşacağımızla ilgili net bir şekilde koyabiliyoruz. Ama zaman zaman ulaşamadığımız yerlerde karşı tarafın fiziksel üstünlüğünden kaynaklı olarak gole ulaşamamış oluyoruz. Bu noktada ben bir hoca olarak sporcularımızın her geçen gün handbolda iki kat daha öne çıktıklarını görebiliyorum. Gelecek Rize'de güzel filizlenen sporcularımız oluyor. Ben skora bakmıyorum artık, sporcularımın ne kadar ilerlediğine bakıyorum. Evet hocam, biz de devre arasında hocamızla da sohbet söylesi yaptık. 3 tane yabancı sporcusu vardı. Biri Olga, biri Anastasi, bir tane daha söyledi. Evet. Yani bir hali de etkili sporcular. Tabii ki sizler gençlerle mücadele ediyorsunuz. Her zaman söylüyorsunuz. İnşallah seni çok daha güzel olacak. İnşallah. Hoşçakalın. Hedefimiz çok o. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.